Japonca telaffuz söylersem Garakşi olacak. Samsung Galaxy. Valla yani Galaxy diye, Japonca aksanla Galaxy diye söylüyoruz biz. Galaxy. Ya ben ilk duyduğumda gerçekten kalbim kırılmadı değil. Yani balla kırılıyorsun sonuçta. Benim gurur duydum, onur duydum kullanarak, yerli milli malım olarak düşündüğüm şeye demeleri ben... Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Japonya'da neden hiçbir yerde Samsung logosu göremediğimize yakından bakıyoruz. Ha bir de konuklarımız da var. Zaten olayı onlar kapatacak bence. Evet. Geçtiğimiz 10 yıl içinde Ozan ve sevgili arkadaşlar Apple bildiğiniz gibi bu Japonya pazarının dominasyona uğrattı. Yıktı geçti diyebiliriz bir nevi. Aslında yıkıp geçtiği de kesinlikle doğru çünkü inanılmaz bir payı var. Apple'ın pazar payı Japonya'da %68. Peki evet. Samsung'a baktığımız zaman yüzde kaç? %6. Yani. %6. Arada uçurum bir fark var. Yani böyle bir farkı aslında hani Apple'ın kendi ana vatanında bile göremiyoruz. Amerika'daki fark nasıl? Amerika'da da daha böyle ilginç aslında. Ben daha yüksek beklerdim ama %59'luk bir orada Apple payı var ve Samsung'a baktığımızda ise %25'lik bir Samsung payını görüyoruz. Yani Samsung Amerika'da fena değil, iddialı gidiyor. Evet ama çok yatırım yapıyorlar yani Amerika'ya. Normal bir şey geri dönüş. Burada asıl enteresan olan şey tabii ki Japonya. Hı hı. Hem Apple'ın payı hem de Samsung'un payı. Ve bunun da tabii ki belli başlı sebepleri var. Onlara bir değinelim yavaştan istersen. Şimdi konunun detaylarını bayağı bir araştırdık arkadaşlar. Zaten aktaracağız ancak önce konuklarımız var. Bence işi bizden daha iyi bildiklerini düşünüyor evet. İnsanlar. Bunlar bir onlara bağlanalım internetten. Bakalım onlar ne söyleyecek. Çok merak ediyorum. Ben de. Karşımızda şu anda Yoshi var. Kendisi Japonya'da ama normalde orada. Şu an İstanbul'da. Evet, Yoshi hoş geldin videomuza. Merhaba, hoş bulduk. Yoshi'yi arkadaşlar zaten bilenleriniz vardır diye tahmin ediyorum. Ancak bilmeyenler için de kendisi YouTube'da içerikler üretiyor. Öncelikle bunu bir söylemiş olalım. Kendisinin kanalını takip edebilirsiniz. Doğrudan konuya dalıyoruz abi. Sizin Japonya olarak Kore ile sıkıntılarınız ne? Teknolojik anlamda bir çekişmemezlik mi var aranızda? Yani sıkıntılarınız mı var birbirinizle alakalı? Çekişmemezlik ne? Yani şöyle söyleyeyim aslında evet. Ozan anlatamadı sana daha doğrusu o başaramadı. Japonya ile Güney Kore arasında bir yani nasıl anlatalım bunu ben de anlatamadım şu an. Ya tarihsel bir sürtüşme mi var yani bu teknoloji konusunda çünkü değiniyor günün sonunda. Böyle bir sürtüşme varsa bunun hani detayları hakkında bize bir şeyler söyleyebilir misin? Teknoloji aramda çok bilgim yok açıkçası ama bildiğiniz gibi Japonya'da teknoloji şirketler var, Kore'de de teknoloji şirket var ve dünyada daha çok Koreli LG var. Samsung var, onlar çok satıyor ya. O yüzden yani global market olarak Japonya şirketler var, Kore şirketlerin arasında şey var diyebilirim. Evet. Ben çok şey bilmiyorum açıkçası. Tamam. Ama şey okudum ya, Japonya marketten, Japonya içinde Japonlar böyle Amerikalı ürünler, Japon ürünler daha çok tercih ediyor diye bir makale okumuştum. Ya bizim de araştırdığımız kadarıyla Apple, iPhone cihazlar Japonya'da şu an çok fazla satılıyor. Çok fazla insan iPhone ürünleri kullanıyor. Samsung'u tercih etmiyorlar. Hatta Japonya'da Samsung markası geçmiyor bile. Samsung ismi Galaxy olarak geçiyor Japonya'da. Bilmem hiç dikkatini evet. Çektim bu konu. Japonca telaffuz söylersem Galaxy olacak. Samsung Galaxy. Yani Japonya'da Apple böyle diyoruz. Japonya'da Samsung diye bir şey yok. Göremez sen böyle biliyorsun. Samsung var. İnsanlar biliyor Samsung ne olduğunu, Koreli marka olduğunu. Şahsen Samsung tercih ederdim. Yani Japon arkadaşlarımın arasında da ben Samsung kullanmak istemiyorum diyenler hiç duymadım ama yani Apple, iPhone tercih edenler daha çok var diye. Daha fazla aynen. Aslında ama konuşuyor. Onun dışında da Sony falan da telefon yaptığı için onları tercih edebilir. Tokyo'ya gittik mesela, sokağa çıktık abi. Herhangi bir yerde Samsung tabelası ya da Samsung'un bir şeyini mi görürüz genel anlamda yoksa hep Galaxy olarak mı ya da Yaraşi dedi galiba. Yaraşi dedi. O şekilde mi tabelalar görürüz? Nasıl bir şey görürüz? Türkiye'de ya da başka ülkede gördüğüm gibi o kadar Samsung görmemiştim. Ya sadece bir telefon birkaç şirket var Japonya'da. Onların birisi kullanıyormuş Samsung marka adı olarak. Başkalar saklıyormuş nedense. Ama o Japonların kararı değil. Samsung'un kararı. Samsung Japonya'da daha çok ürün satmak için bizim Samsung isim saklayalım diye karar almış. O zaman sana çok alakası bir soru soracağım. Sen hangi telefonu kullanıyorsun? Hangi telefon? Şimdi Samsung kullanıyorum şu. Güzel oldu. Samsung Galaxy kullanıyorum. Ama Türkiye'de aldım ya. Bundan önce de Nokia. Ha! Japon telefon var göstereyim mi? Eskiden kullanıyordum. Olur. Çok seviniriz. Olur. Valla olur. Görelim. Efsane bir şey geldi.
şimdi. 15 sene önce almıştım. 15 sene. Bu hangi marka ama? Toshiba'ymış, Toshiba. Şeyi merak ediyor musun Yoshi? Bu Samsung'la iPhone arasındaki meseleyi ya da Samsung'un Japonya'da neden sevilmediğini merak ediyorsan ufaktan özetleyebiliriz sana istersen. Hiç bilmiyorum ben ya. Değil mi? Şimdi şöyle düşün. Biz iki kişiyiz. Ben bir iPhone telefon kullanıyorum. Ozan da Samsung bir cihaz kullanıyor. Bir emojiler var ya birbirimize gönderdiğimiz. Ozan bana Japonya bayrağı olan bir emoji attığı zaman bende Samsung bir telefon var ya. Bende o Japonya bayrağı olarak çıkmıyor. Güney Kore bayrağı olarak çıkıyor ve Japonlar bunu Evet, Japonlar bunu ırkçılık olarak algılıyorlar ki haklı olarak. Oradan sonra aslında olay patlıyor ve Samsung marka adını Japonya'da da Galaxy olarak değiştirmek durumunda kalıyor. Aslında olayın özeti bu. Bilmiyordum ya. Belki ben Japonya'da yaşamadığım için bilmiyordum. Neden Japon bayrağı Koreli bayrağı olsun ki? Bir de Çin'de bazen Japonya ile siyasi problem çıktığı zaman insanlar Japon ürünler almayalım diye boykot falan yapıyorlar. Dönem dönem böyle bir şey oluyor da genel olarak ilişkimiz hep devam ediyor. Tamam, çok teşekkür ederiz videomuza katıldığın için. Sana da YouTube hayatına başarılar. Severek takip ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Anneyi bak. Başarılar. Hoşça kal. Hadi görüşürüz. Sayonara. 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 Evet arkadaşlar, tabii şimdi Japonya'ya bağlandık. Bazı Japon arkadaşlarımızla da görüştük. Ama tabii ki Chubby olmazsa olmaz. Bir de Chubby'ye bağlanalım dedik. Chubby, senin Japonya ile alakan ne abi? Direkt onu sorayım sana. Zaten en meşhur laf değil miydi? Çinli, Japon, Koreli, hani fark etmiyor. Hepsi Japon evet. Değil mi zaten? Maalesef. Yani öyle öyle bakılıyor ama aslında öyle değil. Değil mi? Ya bir nevi artık Uzak Doğu temsile de böyle fari konsolosluk gibi hissettiğim için artık Çin'de de Tayvan, hani Vietnam'a kadar abi bütün gündemi kapsayacak konuşabilirim. O yüzden benim için çok zevkli olacak abi. Sınır Vietnam'da mı bitiyor abi? Oradan sonrası yok. Sormayalım ona göre. Yani Vietnam'dan sonra zor olabiliyor, bizim kültürümüzü aşabiliyor. Tamamdır abi, şimdi konumuzu az çok zaten sana özetlemiştik, biliyorsun. Japonya'da sizin Samsung telefonlara yarakşi diyorlar. Nasıl derler böyle bir şey? Bu uluslararası ilişkileri zedeleyen bir şey midir? Ya ben ilk duyduğumda gerçekten kalbim kırılmadı değil. Yani balla kırılıyorsun sonuçta. Benim gurur duydum, onur duydum kullanarak. Evet. Yerli milli malım olarak düşündüğüm şeye demeleri beni... Ama o Japonca okunuşu, Korece'de hiç öyle bir şey yok. Biz Kelokshi diyoruz. Sony dışında çok fazla Japon malı Kore'de kullanılmıyor. Araba mesela kolay kolay bulamazsınız. Toyota falan yok mu yani Kore'de? Ya var ama çok bulamazsınız. O zaman gün sonunda şunu söyleyebilir miyiz yani? İki aslında birbirine çok yakın olması gereken ülke, bir nevi böyle bir soğuk, görünmeyen bir ambargo var iki ülkenin arasında. Ya bu biraz daha tabii ki tarihsel muhabbeti. Çünkü biz 50 seneden fazla Japonya işgalinde kaldık ve o zamanlar bizim dilimiz ve kültürümüzü yok etmeye çalışan bir nevi, hani bunu tarihte araştırdığında bulabilirsiniz, Almanya Nazi gibi bir durumdu. Bireysel olarak insanlar sorduğunda Japonya'yı seviyoruz ama sosyoloji yapısından bir tabii itilme var. Samsung meselesine gelelim. Japonya'da biliyorsun ki Samsung ismini kullanmıyor firma. Galaxy'yi kullanıyor. Şunu soracağım, bu olaydan haberin var mı? Yani şöyle bir şey, benim bildiğim kadarıyla Galaxy S4 çıkana kadar sanırım Samsung markasını hep kullanmışlar ama satış konusunda hiç iyi olmamışlar. Japonya'da evet. Satış azaldığı için marka değişikliğine girelim demişler ve Samsung zaten hani bir nevi Korece bir şey olduğu için bu belki Japonların hoşuna gitmeyen bir kelime olabilir ya da işte akılda kalmayabilir diye daha hani global bir isim kullanalım diye Galaxy'ye geçmişler. Bizim araştırmalarımızda da şöyle çıkıyor. Taçiz arayüzünün 6. versiyonu çıktığı zaman ve mesela ben Ozan'a Japonya bayrağını atıyorum emoji olarak. Ozan'da bu Kore bayrağı olarak gözüküyor. Japonlar da bunu ırkçılık olarak algılıyorlar ve hani markanın şeyi zedelenmeye başlıyor. Ben açıkçası böyle bir şey araştırdığımda bulamamıştım böyle bir hikaye. Yani en azından Korece'de böyle bir hikaye yoktu. Hani abi özür dileriz, yemin ediyorum Korelilerin. Vay be. Helal. Helal olsun. Bunu bir ırkçılık olarak nitelendirecek miyiz? Onda tabii şey... Çünkü ya yani bunu da mesela böyle bir hikaye de anlatayım size. Animasyonlar Pokemon ya da işte ne bileyim bizim Japonya'dan gelen çok fazla animasyon çizgi filmlerimiz vardı. Güney Kore'ye gelen. Herhangi bir çizgi filmin bir hikayesinin içinde Japonya ve Tokyo gibi ya da Japon bayrağı gibi bir şey geçtiğinde abi kurguda onu Kore bayrağı ve Seul gibi yaparak o episodu yerlileştirmek, biz öyle izliyorduk. Büyük ihtimalle mesela Tokyo Kulesi'nin yerine örnek veriyorum başka bir şey, globalleştiren bir şey. Çünkü Japon rengi diye bir şey var bizim Kore'de asla kabul edilmeyeceği bir şey. Bir tane bayrak var ya onların, askeri bayrağı. Evet. Güneş. Evet, evet, şey. Evet. O
mesela bizim Nazi sembolü gibi bir şey kabul edilir ama bu globalde çok bilinmez. Ya insanlar birazcık şeyden bile o kadar belki de onlar için ikonik olmayabilir de bayrak birazcık hani engellendiği için mesele yapmışlar bunu ki yani haksız sayılmazdı. Coğrafi emojileri var biliyorsundur böyle sınırların gözüktüğü. O da yok mesela. Bu kadar olay olduğunu bilmiyordum ben. Hani bizde de mesela bu haber olmuyor. Ondan sonra işte Samsung'da satışları düştüğü için Japonya'da full ismini artık Galaxy olarak kullanıyor. Kore'de mesela mantığı var açıkçası. Yerli malı. Geçen daha 2 sene önce No Japan diye bir şey başladı bizde. Bir kampanya başlamıştı. Mesela PlayStation falan nasıl Kore'de? İşte onu diyecektim hatta. No Japan şeyde PlayStation 5'in satışı hani yine rekor kırdı. PlayStation 5 sanki Japon malı değilmiş gibi. Aynen. Ama bir de aynı zamanda da Japonların bireysel olarak akıllı cihaz kullanma oranı da çok düşük. Hı-hı. Bizim düşündüğümüz gibi teknoloji manyak değiller aslında. Hı-hı. Onlar. 2010'ların başında Japon bir arkadaşım vardı. SMS'leşmiyordu onlar. Mailleşiyordu. Kore teknolojisi mi, Japon teknolojisi mi? Samimi bir şekilde bunu öğrenmek istiyoruz. Abi ben 90 sonuna kadar her türlü Japon teknolojisinin öne çıktı. Ama 2000'lerden sonra nano işte çip muhabbet falan filan. Hani Kore'nin daha önde olduğunu düşünüyorum. Kore'nin teknolojisinin buraya kadar gelebilmesinin sebebi de aslında Japonya ile olan rakip duygusu diyebilirim. Ben öyle bakıyorum uzaktan olup. Bu YouTube yapmadan önce kadar millet kulaklık bozulunca bana getiriyordu. Bundaydım yani. Yok laptopu ne alsam falan. Gösterdikleri de hepsi Tayvan malı anasını satayım. Bundayın en iyi arabası hangisi? Ehliyetim yok. Sokakta yan yana yürüsek senle birinin bilgisayarı bozulsa muhtemelen bana değil sana sorar. Aynen, abi sana o tipin sana. Var şimdi yalan söyleyemeyeceğim yani. O zaman tabii bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Var mı arkadaşlar? Ben teşekkür sağ ederim abi. Seni çok öpüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ayırdığın için çok sağ ol. Ben de teşekkür olsun. Ederim. Çok sağ ol abi. Bir yere daha bağlandık. Evet. Ama bu sefer uzaklara bağlandık. Bu sefer bayağı yani. Enişteyle birlikteyiz. Dobluyu sattın mı? Ne yaptın? Merhaba Masatak, hoş geldin videomuza. Merhaba, hoş bulduk. Yine bilenleriniz vardır arkadaşlar. İlgili arkadaşlar da gidip YouTube kanalına tabii ki de bir ziyaret etsinler, bizden de bir selam göndersinler diyelim. Konumuz şu, Samsung'un Japonya'da bir marka olarak olamaması, Galaxy ismini kullanarak orada satış yapması ve insanların evet. Samsung'a karşı bir mesafeli durmasını biz internetten araştırdık, bulduk. Konuyla alakalı senin günlük hayatında neler var, neler görüyorsun? Sokağa çıktığında Samsung'u görebiliyor musun yoksa gerçekten Galaxy Anladım. Mi var her yerde? Bunları biraz bize anlatır mısın? Anladım, tamam. Ya benim gördüğüm kadarıyla evet, Samsung ismini görmekten daha direkt net Galaxy ismini daha çok görüyorum. Çünkü ve Samsung mesela atıyorum Samsung Store öyle tarzı şeylerde de çok vuramaz. Anca belki Tokyo'nun mesela Harajuku'da merkezi var Samsung Galaxy'nin. Peki Galaxy nasıl okunuyor Japonca'da? Biz daha önce de bir duyduk ama böyle bir anlayamadık. Biraz sanırım Türkçe'de farklı anlamlara geliyor gibi oldu. Valla yani Galaxy diye Japonca aksanla Galaxy diye söylüyoruz biz. Galaxy. Şi'ye dönüyor. Galaxy. Peki senin evinde herhangi bir Samsung cihaz var mı? Yok maalesef. Yani ben Türkiye'deyken kullanıyordum Galaxy. Bak, ama Japonya'ya geçtikten sonra ilk başta Huawei'ye geçtim. Ondan sonra şimdi ise Apple yani iPhone kullanıyorum. Orada böyle evet. Korelilerle falan aranızda bir sıkıntı var mı? Yani görünmeyen bir soğuk savaş gibi bir şey mi var aranızda? Politika kısmında yani çok iyi arkadaş yiyemez. Ben de öyle düşünüyorum. Irkıyla insan ayırtma hiç yani yanlış bir şey. Yok diyemiyorum. Sevmeyenleri de var maalesef. Bundan bahsedeceğim ben sana. Bu Samsung'un Japonya'da az tutmasının bir sebebi varmış aslında. Bir fikrin yok diye biliyorum. İstersen çok kısa bir şekilde anlatabilirim sana. Hayda, onu bilmiyordum gerçekten. Evet. Hiç öyle bir şey yapmadım için. Şimdi sen de biraz gıcık oldun galiba. Samsung'un bu yükselmesi, yani 2000'lerde Japonya'nın mesela Sony'den mi ya da bu işte telefon markasından iyi mühendisleri Kore'ye geçtiği için yani onlar bu Samsung'un gelişti diye bir şey duydum ben. Vallahi güzel bilgiler aldık senden ya. Evet. Teşekkür ederiz. Tecihden bir soru geldi. Apple'ın bu Zen tarzını, Zen tasarım anlayışını kullanması sizi etkiliyor mu? iPhone'da böyle gereksiz bir şey yok diye düşünmüyorum. Yani şekil olsun, kullanış olsun çünkü makine de öyle olmalı. Yani hayatı da öyle olmalı. Gereksiz bir şey kenara çekmek. Yani bu güzel bir şey. Sana çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Çok sağ ol. Emeğine sağlık. Evet. YouTube kanalında da sana evet. Çok başarılar diliyoruz. Evet, Kobayashi ailesi benim YouTube kanalının ismi. Aynen. Lütfen evet bunu görenler. Bizden de bir selam evet, gönderirseniz çok seviniriz. Görüşmek üzere. Yengeye selamlar. Aleykümselam. Teşekkür ederim. Hadi Japonya'dan Türkiye'ye kucak dolusu sevgiler. Çok teşekkür ederiz. Hoş
Hoşçakal. İyi bak kendine. Gerekli bilgileri aldık ama bu tarafa doğru geçerken aslında orada bizim böyle ülkelerin pazar paylarından bahsederken bir de dünyanın da pazar payından bahsetmemiz lazım diye düşünüyorum. Dünyaya baktığımızda çok şaşırtıcı rakamlar yok aslına bakarsınız. %28'lik bir Samsung payı varken %27'lik de bir Apple payı bizleri karşılıyor dünya genelinde. Kalanı da %45'lik yaklaştığı Çin'in telefon üreticilerine zaten çok fazla şaşırtan bir sonuç değil. Hani Samsung'da Apple dünya üzerinde kafa kafaya oynuyor gibi. O zaman şuna artık girelim. Hani kendi araştırmalarımızdan yola çıktığımız sonuçları aktaralım. Şirketlerin emojilerini tasarlarken yani sonuçta Samsung'un gülücüğü ayrı, iPhone'un gülücüğü ayrı ama ben 2.D'ye basınca Ozan'a giden gülücük standart bir gülücük aslında. Ama burada Unicode Consortium diye bir mesele var. Bir şirket var arkadaşlar. Bu emojiler o şirket tarafından onaylanmadan yayınlanamıyor maalesef ki. Maalesef değil aslında onaylanması gerekiyor. Ya bu aslında şöyle. Bu Unicode Consortium olmasaydı önceden bizim yaşadığımız bir problem vardı biliyorsun. Ben sana mesela muz atıyordum. Sana elma diye geliyordu. Evet, evet. Ya bunu ortadan kaldırmak için kurulmuş bağımsız bir burası şirket. Tamam, örnekleri devam edecek olursak mesela ben sana telefonumdan Japon bir bebek emojisi atıyorum. Evet. Kore bebeği emojisi çıkıyor. Ondan sonra mesela Japonya'nın haritasal bir şey var ya böyle emoji var ya. Evet. Onu attığım zaman boşluk siyah falan çıkıyor böyle. Yani tamamen Japonya'yı sanki yokmuş hükmünde olmadı. Sayıyor adamlar. Zaten bunla, bu noktadan sonra Japon halkı buraya bir isyanı basıyor. İşte bu dediğimiz yeniden markalaşma meselesi yüzünden de Samsung ismini çekiyor Japonya'dan. Ve artık bütün ürünlerini Galaxy olarak sunmaya başlıyor. Yani siz bir Samsung telefon alıyorsunuz. Mesela S21 Ultra'yı aldın. Kutusunun arkasında Samsung yazmıyor. Galaxy yazıyor. Ya da Japonya'daki resmi sitesinin isminde bile Samsung ibaresi geçmiyor arkadaşlar. Olayın özeti aslında bu şekilde arkadaşlar. Bunun yanında da mesela Tokyo 2020 olimpiyatları için Haruyuki'de açtıkları dükkanda mesela bir tane bile Samsung yazısı yok. Bunu söyleyebiliriz bir örnek verecek olursak. Büyük bir orada store açmışlar gerçekten. Hı-hı. Özellikle olimpiyatlar için. Çünkü Samsung böyle şeyleri çok seviyor. Çok seven bir firma. Ya şunu da söyleyelim. Belki de hani yeni nesil bundan çok büyük haberdar değildir Japonya'da. İnsanlar birbirinin elinde iPhone görmekten dolayı iPhone'un pazar payı artık orada inanılmaz büyümüş durumda. Hani artık alışkanlık haline gelmiş. Bu Samsung kullanmama meselesi Japonya halkında. Yine araştırmalarımız bizi o noktaya çıkardı. Ama bak şöyle bir şey var. Yoshi'yi gördün. Hı-hı. Adam oradan çıkınca direkt Samsung'a koştu. Direkt. Gördün olabilir. Mu? Demek ki bir Samsung asetliği de var yani orada. Belki de öyle bir ihtimal de var gibime geldi benim. O zaman artık yavaş yavaş kapatalım bu videoyu. Kapatalım. Daha fazla bu tarz içerikler istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazmayı, iki yanımızda bulunan diğer içeriklerimizi izlemeyi ve ortada bulunan bağlantıları da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de ne yapsınlar? Bir de çana basın arkadaşlar. Evet. Çan bir tık önemli diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Görüşürüz.